Merhaba arkadaşlar. Bu seferki videomuzun tanıtım kitabı Kızıl Nehirler. Doğan Kitapçılık'tan çıkmış. Yazarı Jean Christopher Grinch diye bir yazar. 2001 yapımı. Yani 2001 yılında basılmış. Şu an 13. baskısı elimde. Kitap fotoğrafından anlaşılacağı gibi demek ki bunun bir filmi olmuş olmalı ama ben izlemedim. Çünkü kitap şeyinde bunu bastırdıklarına göre muhtemelen çevrilmiştir. Ben izlemedim ama konusu polisiye gerilim. Hiç bitmedi. Polisiye gerilim ve gerçekten çok güzel bir gerilim kitabı. Şimdi şöyle bir üniversitede bir kütüphaneci bir dağın tepesinde, bir dağın yarığının içinde, yani normal bir insanların kolay kolay çıkamayacağı bir yerde öldürülmüş bir şekilde bulunuyor. Bunu çözmeye çalışan bir dedektifimiz var, Nemans diye. Fransa'da geçiyor zaten bu olay. Fransız polisi. Nemans aslında tamamıyla şey, polis, fakat biraz şiddete meyilli bir polis. Bunu da bildikleri için genelde böyle zor vakalara veriyorlar. Ama bütün dedektiflerin arasında gelmiş geçmiş en ünlü de dedektif. Birçok çözülemeyecek olayı çözmüş. Birçok zor cinayetlerle baş etmiş bir. Ama bunu çözemeyemiyor. Bunu çözdü ama çok zor çözdü. Polis. Bir de Karim denilen bir dedektif var. O da bambaşka bir yerde bir mezar soygunu yapılıyor. Fakat mezardan hiçbir şey çalışmamış. Sadece mezara ait fotoğraf alınmış. Daha sonra bir lisede soygun oluyor. Mezardaki ölen kişinin okul tarihiyle aynı. Yani mezarla her neyi çaldılarsa okul günlüklerinden de aynı şeyi yok etmişler. Birisini kaydını resmen siliyorlar. Bu Karim denilen polis ise arka sokaklardan gelmiş. Çetelerin içinden çıkmış. Kendini geliştirmeye adamış ve daha sonra polis olmuş. O yüzden o sokaktan geldiği için sokak kanunlarını çok iyi bilen, arka planda neler çevrildiğine çok iyi bilen bir polis. Bu iki bambaşka iki yerdeki cinayetler en son birleşiyor ve Karim de zaten Nemans'ın adını duymuş, çok ünlü olduğunu biliyor. Onun Nemans daha yaşlı Karim'den. Bir nevi onun teyzeleriyle yetişmiş bir aslında çocuk Karim. Kendini kötülerin arasından bir şekilde kurtarıp polisliğe geçmiş bir kişi. Ben onu daha çok sevdim bu şeyde. Onun hikayesini okumak daha çok hoşuma gitti bu kitapta. Ve bir cinayeti, yani Nemans şimdiye kadar bir cinayet olduğu zaman otomatikman bütün en küçük ayrıntılara dikkat edip çözmesine rağmen o soruşturmanın üstündeyken bir ikinci cinayet işleniyor. O da en olmadık bir yerde bulunuyor. En olmadık bir şekilde bulunuyor. Derken bir üçüncü de cinayet işleniyor ve Nemans artık kontrolünü iyice kaybediyor. Nasıl olabilir diyor. Yani hani bu kadar bir şeyi gözden kaçırıyor olmamız gerekiyor. Yani cinayet davasının üstündeyken ikincisi, üçüncüsü katil bir şekilde bir ipucu bırakmış olmalıyım. Bu bir şeyle bağlantılı derken zaten Karim'le tanışıyorlar. O da iş süre süre Nemans'ın yeriyle ortak bir noktada, katilin bir ortak noktasında buluşmuşlardı. Bunların hepsi gerçekten çok akıcı. Polisiye zaten genelde akıcı, güzel olur. Fakat şöyle bir şey ki son 6-7 sayfa kaldı ve ben hala katili tahmin edemedim. Son 6-7 sayfa kaldı, hala bir şey öğreniyoruz. Allah Allah diyorum, yani artık kitabın bitmiş olması lazım. Doğa nasıl bir şok gelebilir diye. Sonlara doğru zaten vurgun üstüne vurgun sağ gösterip sol devamlı vuruyor. Katili hiç tahmin edemedim. Tahmin edilemeyecek bir ters köşe vuruşu yapmış yazar. Gerçekten çok güzeldi. Herkesin okumasını tavsiye ederim. Hoşçakalın. Susadıysan buyur. Teşekkür ederim.